Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerle kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibiga alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qaynam sizde kıtalar ekranımızda bulsun. Xitayning sabiq amaldori qurol kuchsiz Tayvanni qaytirib olgani bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitayning Tayvan ishlari ishxonasining sabiq mudiri Wang Zaishi xalq siyosiy kengashi gazetasida bir maqola e'lon qilgan bo'lib, u maqolasida qurol kuchi ishlatmay turib, Xitoy bilan Tayvanni birlashtirgani bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Wang Zaishi maqolada munolarni bildirgan. Tayvan vaziyatida tubdan o'zgarish bo'lganligidan tinch birlashtirish ehtimolligi to'vallidi. Tayvan mustaqillik kuchlari allaburun Tayvan mustaqillik tashabbusini oshkora sahnaga chiqardi. Tayvanda mustaqillik kuchlari hokimiyat yurgizmoqda. Tayvan mustaqilligiga qarshi turadigan millatchi partiyasi Gomindang tengponlikni tengshash kuchini yo'qotdi. Hozir Tayvandagi hech qanday bir siyosiy partiya Tayvan xalqiga vakillik qilib, Xitoy bilan birlashish masalasida suhbatlasha olmaydi. Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratiyani ilgari surish partiyasining raisi Tsai Ing-wen ikki qirg'oq bir Xitoy siyosatini e'tirof qilmaydi. Uning Xitoy bilan birlashishni muzokara qilish mumkinchiligi yo'q. Wang Zaishi bundan burun Beiping andisini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu usulning 3-chi tanlash yo'li ekanligini bildirgan. Beiping andisi bo'lsa, dal harbiy kuch orqali birlashishni amalga oshirishni ko'rsatdi-kan. Wang Zaishi yana hozir Xitoyning Tayvan masalasini hal qiladigan kuch va sharoitga ega ekanligini bildirgan. Bildirilishicha Xi Jinping bir necha kun ilgari dengiz armiyasini ko'zdan kechirganda, biz barliq zihnimiz va kuchimizni urushga tayyor turishga ishiltib, kuchlik hushyorlikni saqlashimiz kerak degan. Uning bu so'zi Tsai Ing-wen hukumatiga tahdid solganlik deb qaralgan. Amerika Xitoy o'rtasidagi surkulish mustabitlik bilan erkinlikning chiqish olmasligi. 10 noyabr Ronald Reagan Instituti Erkinlik va Demokratiya Markazi Amerikaning tashqi siyosatlar ustida maxsus yig'in o'yishtirgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikaning qimmat qarishi va Amerikaning qimmat qarishiga tahdid bo'layotgan Xitoy Kompartiyasi haqida maxsus to'xtalgan. Pompeo so'zida Amerikaning har vaqt erkinlik tarafida turganligini alohida ta'kidlagan. U Amerikaning davomliq ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoy xirisi oldida teximi kuchlik, teximi ochiq oshkori harakat qildiganligini bildirgan. U yana mundaq degan: "Kuchlik bo'lish va ochiq oshkori bo'lish Amerikaning dunyodagi erkinlikning birinchi tahdidi bo'lgan Xitoy Kompartiyasiga taqobil turishning asosi. Xushallanarlik yeri shuki, o'z-o'ziga xo'ja bo'la oladigan erkin davlatlar biz tarafda turibdi. 40 yildan buyon biz nishonimizni yo'qotib qo'ydik. Beijing yurgizgan siyosatlarning damiga tushib ketdik. Xitoy Kompartiyasining mohiyatini bilalmadik. Ular nomussizlarcha insoniy qadr-qimmatni oyoq osti qildi. Biz izchil shuni ta'kidlab keldik. Amerika Xitoyga o'xshash xalqaro munosabatlarda hargizmo bir partiyaning qoidalariga asoslanmaydi. Amerika oddiy bo'lsa-mu kuchlik, erkinlik xarakteri bo'lgan xalqaro sahnada rol o'ynashni xohlaydigan har qanday davlatni qo'llaydi. Biz Xitoy hokimiyatidan xatoligiga mas'ul bo'lish, ochiq oshkora bo'lish, o'zaro manfaat yetkazishni talab qildik. Yana amde Amerikaning savdo sanoatiga buzg'unchilik qilish, har qaysi o'rinlarga josus kirgizish, aqliy huquqni o'g'irlash qatorli qilmishlarni to'xtatishi kerakligini eskartib qo'ydik. Mike Pompeo o'zi qatnashgan har qanday yig'in va suhbatlarda Uyg'ur, Tibet, Hong Kong masalasini doim tilga oldigan bo'lib, u bu nuqtani bu qatimi unutib qolmadi. U so'zida kishilik huquq dafsandichiligiga sal qaralmasligi kerak. Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston, Tibet va boshqa yerlardagi bostirishini qabul qilg'ili bo'lmaydi deganlarni bildirdi. U yana urg'uluk qilib, munolarni qo'shimcha qildi. Tinchlikni qo'g'dash uchun bu xirislar faqat diplomatik tirishchanlikni emas, balki harbiy kuchni talab qiladi. Pompeo nutqi davomida o'zining 30 oydan beri tashqi ishlar ministri bo'lib sifati bilan nurg'un davlatlarda ziyoratda bo'lganligini, ziyoratlarda ittifoqdosh davlatlarning Xitoyning mohiyati, asosiy niyatidan ogohlantirganligi, g'arb davlatlarining g'olib keladiganligi, haqiqatning hammani oshkorlanganligini ta'kidlaganligini bildirdi. Pompeo navbatdagi xalqaro siyosatda tortishilayotgani Amerika Xitoy o'rtasidagi petishalmaslik bo'lmasdan balki mustabitlik bilan erkinlikning chiqish olmasligi ekanligini alohida eskartdi. Pompeo nutqi davomida Reaganning sobiq Sovet ittifoqining xirislariga taqobil turishi bilan hozirgi Tramp hukumatining Xitoy Kompartiyasining hiylamikirlik siyosatlariga taqobil turishini selishtirgan.
O Amerika'nın ittifaqdaş devletleri bilen birlikte Xitay Kompartiyasiga tehimi küçülük taqabil turadiganligini ta'kidlagan. That means what we've told our counterparts in China. Accountability, transparency, reciprocity from Beijing. This is exactly what President Reagan demanded from Moscow. Acizlavatqan faşizm tushanchisi va Uyghurlarda takrorlanayotgan tarixiy fojialar. Yaqinqi mazgillarda Amerikadagi bir qism axborot vositalarida untilg'ili xili uzun bo'lib ketgan faşistlik yoki faşizm atalg'ulari ancha-muncha ko'zga chalinadigan bo'lib qoldi. Ammo bu atalg'ularning 2-chi dunyo urushi mazgildagi faşizmga qarshi dunyoviy birlik sap haqida emas, aksincha Amerikadagi bir qism siyosiy yo'llarga doritmilinishi bu saha bilan tunishligi bo'lgan ba'zi mutaxassislarni jiddiy inkos qaytarishga undadi. Washington shahridagi Brookings aqllar markazining xodimi 2019 yili dunyodagi eng ta'sirga ega 50 mutafakkirning biri bo'lib baholangan doktor Shadi Hamid ana shularning biri. Shadi Hamidni ta'ajjublantirgan bir nuqta Amerika zamindagi bir qism shaharlarda ijtimoiy masalalar tufaylidan kelib chiqqan zo'r ko'lamli fuqaroviy to'qinishlarni kontrol qilish uchun Amerika hukumatining harbiy qismlarini abatib tartib saqlashini bir qism kishilarning jamoat fikrini bosqanlik hamda faşistlik qilganlik deb ayiblashi bo'lgan. Bulupmu ba'zilarning tartibni saqlash haqida so'z qilgan Amerika Kengash palatasining a'zosi Tom Cottonni faşist deb atishi uni texima hayron qoldirgan. U Atlantik gazetasida e'lon qilgan bu vaqtdagi maqolasida bu yuzilishni keskin tanqidlab, agar bu ishlarni faşizmga bog'lasak, u holda amerikaliklarning faşizm haqidagi tushunchasini bakli ojizlab ketibdi desak bo'ladi deb ko'rsatdi. Chunki uning qarishicha navbatda faşizm bilan bog'lanishlik bo'lgan shuncha zo'r qabihlik yuz berayotganda bu kishilarning bu vaqtda so'z qilishning o'rniga gapni boshqa yoqqa elib qochishi to'g'ini tashlab tugumiga esilganlikdan boshqa narsa emas ekan. U bu vaqtda Erkin Osiyo radiosining suhbatini qabul qilib mundaq degan. Agar New York vaqtigasining bir necha hafta ilgariki bosh maqolasiga qaraydigan bo'lsangiz, uningdan faşizmning qanday narsa ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Doktor Shadi Hamidning fikricha, navbatda faşizmning tipik belgilari Sharq Turkistondagi bostirishdan bakma oshkora aks etayotgan bo'lib, buning dalil isbotlari tog'dak tuvilinib turmoqda ekan. Shuning uchun hozir bir qism siyosiyonlar va mutaxassislar bu hodisalar to'g'risida kishilik huquq iborasini emas, aksincha qirg'inchilik atalg'usini qo'llanishga yuzlanmoqda ekan. Yana kelib, bundoq ochiq reallik oldida qirg'inchilik atalg'usini qo'llanish masalaning mohiyatini texmi yaxshi yuritib beradi ekan. Doktor Shadi Hamidning ko'zicha Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik qilmishlariga O'rta Sharqdagi islom davlatlarining sukut qilishi hamda Xitoy bilan do'st tortishi islom dini musulmonlar ommasi hamda islom diniga xoinlik qilishdek uch taraflama munosabatning natijasi ekan. Bo'libmi buningda bir qism O'rta Sharq hokimiyatlarining islom diniga sotqinlik qilishdek qilmishini yana bir qism kishilarning islom dinini xunuklashtirish vositasi qilib olishi texmi qo'rqinchli ekan. U bu vaqt so'z bo'lganda mundoq deydi. Musulmon allarining Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlar haqida so'z qilmasligi bakmo tragediyalik. Shundaqla odamning ko'nglini bakmo g'ash qiladigan bir hodisa. Buningda bir necha sabab bor. Birinchisi, O'rta Sharqdagi bu islom davlatlarining ko'pinchisi mohiyati hokim mutlaqlik va zulm ustiga qurilgan davlatlar. Bu islom davlatlarining rahbarlari sepi o'zidan zolim kishilar bo'lganligi, shundaqla o'z xalqiga izchil zulm qilib kelayotganligi uchun ular o'zlari bilan o'rtoqlikka ega bo'lgan Xitoydagi bir zolim bilan tizli do'stlasha olaydi. İslam ellerindeki asaslık ahbarat vasıtları hükümetin kontrolüde de bulgaçka, onlar Uyghurlar duş kelebatkan paciyeler hakkında köp haber verilmeydi. Çünkü Xitay bilen iktisadi alakası kuyuk bulgan bu devletler, Uyghurlarının gipini kılıp Xitay rejimini rencetip kuyuştun korkudu. Bu noktadan alganda muhacirettiki Uyghurlarının başka Müslümanlar cemaatinin bu zulümler hakkında erkin dünyada söz kılışı, hem de şu arkalık bu zulümle tehimi köp kişilerge anlatışı bekme muhim. Şunu bu yerdeki meselenin menbesi İslam dini emez, aksincha islom to'niga o'rni olgan istibdod hokimiyatlardir. Bu hokimiyatlar hech qachon islom diniga vakillik qilolmaydi, Saudiya hukumatimi buning ichida. Doktor Shadi Hamidning qarishicha Xitoy rejimining navbatda qilayotganlarini erkinlik olamida kishilar tilg'a elishdimi uyuladigan bo'lib, bu hodislarni cho'qim oshkora so'zlash kerak ekan. Chunki Amerikadagi faşizm haqida so'z qilishni istagan kishilar beshini ko'tirsalar boshqa bir dunyoda faşizmning tirlayotganligini, shundaqla uning badbo'y tiniqlarining yiqilib kelayotganligini his qila oladi ekan. Muhofizachi gazetasi sukut qilish o'lganlikdir mavzuliq maktub e'lon qildi.
9 noyabr günü Angliyada çıkadigan muhafizatçı gazetede Everett Hobbes imzasında sükut qilish o'lganlikdir nomliq bir maktub e'lon qilingan bo'lib, mazkur maktubda o'tgan asrda Germaniya natsist hukumatining yahudiylarni yo'qotish uchun yurgizgan irqiy qirg'inchiligi tarixdagi eng cho'ng jinoyat deb ko'rsatilgan va mundaq deyilgan. Bugun kommunist Xitoy rejimi Uyg'urlarni yo'qotish uchun bizning ko'z oldimizda dal oshundoq jinoyat sodir qilyapti. Ammo dunyo bu jinoyatga yana bir qatim sukut qilyapti. Hech qanday davlat amaliy harakat qo'llanmayapti. Belki Xitoy bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini davomlashtiryapti. Rezillikka, jinoyatga sukut qilish uni sodir qilyotgan jinoyatchini qo'llaganlikdir. Agar shunday qilsak, bugun Uyg'urlarning beshig'i kelgan kun ati yana bir ojiz xalqning beshig'i kelishi mumkin. Biz Martin Niemöllerning tövendiki sözünü yana bir anglab baqaydi. Ular sotsializmchilarni tutqili keldi. Men gap qilmadim. Chunki men sotsializmchi emas edim. Andan ular ishchilar uyushmasi a'zolarini tutqili keldi. Buningga mu gap qilmadim. Chunki men ishchilar uyushmasining a'zosi emas edim. Andan ular yahudiylarni tutqili keldi. Men yana gap qilmadim. Chunki men yahudi emas edim. Andan ular meni tutqili keldi. Bu chaqda men uchun gap qiladigan hech kim qolmadi. Turkiyada ikki jumhuriyat kunimiz o'zgacha tabriklandi. Bu yil Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqi ikki jumhuriyat qurilgan, ya'ni 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati kunini har xil shaklda qizg'in kutib oldi. 11 noyabr Sharq Turkiston tashkilotlar birligidagi yoshlar Istanbulning Ayub Sultan avjilar, Zeytinburnu, Safaköy, Mertar qatarlıq rayonlardagi odam ko'p o'rinlarga ikki jumhuriyat kunimiz tabriklangan plakatlarni asti. Plakatlarda 12 noyabr ikki jumhuriyat kuni muborak bo'lsin degan tabrik so'zlari yozilgan hamda ikki jumhuriyatning raislari va rahbarlari va peshqadamlarning rasmlari tushirilgan. Sharq Turkiston Sutuq Bug'roxon vaqfi o'quvchilari Sharq Turkiston davlat marshini o'qish, Sharq Turkiston xalqining qutlug' kunini tabriklash, g'alaba bizga mangu yor bo'lsin degan plakatni chiqarib, ikki jumhuriyat bayramimizni tabrikladi. Nurg'un shaxslar Sharq Turkiston mustaqillik kunini xotirlab, Facebook qatorliq ijtimoiy uchur vositalarining bosh rasmiga Sharq Turkiston bayrog'ini chiqardi. Xalqimiz Xitoy virus sababli bir o'ringa yig'ilib, ikki jumhuriyat qurilgan kunini tabriklay olmagan bo'lsa-mu, ammo uylarining derazalariga Sharq Turkiston bayrog'ini chiqarish orqali qutlug kunni tabrikladi. Bir qism Sharq Turkiston xalqi ijtimoiy uchur vositalarida ikki jumhuriyat kunini tabriklashga munosabatli she'r, qisqa yozma va aqliya so'zlarni ham bahrlashdi. Shundoqli bugungi qutlug kunimiz dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz tomonidan har xil shaklda tabriklandi. Kanada Avom palatasi kishilik huquq komiteti Uyg'urlar haqida bayonot e'lon qildi. Kanada Avom palatasining xalqaro kishilik huquq komiteti 13 noyabr kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosatining irqiy qirg'inchilik jinoyati shakllantirilganligi ta'kidlandi. Axborot e'lon qilish yig'inida Kanada Avom palatasining xalqaro kishilik huquq komiteti a'zolari 13 noyabr o'zlari davomlashtirayotgan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik turk musulmonlariga yurgizayotgan terror siyosati va shuningga munosabatlik masalalar haqidagi tadqiqot natijasini muzokara qilgan va yig'in oxirlashganda muzokara natijasini bayonot orqali xalqaro jamiyatga e'lon qilgan. Bayonotda Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda yurgizayotgan terror siyosatining irqiy qirg'inchilik jinoyati shakllantirilganligida komitet a'zolarining birlikka kelganligi bildirildi. Xabarda yana Kanada Avom palatasi Uyg'ur musulmonlari krizisini tekshirish komiteti yakunlagan kommunist Xitoy hukumatining mazkur komitetning boshlig'i Liberallar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Peter Fransisaning bu komitet shuningga ishonadiki, Xitoy Kompartiyasining qilmishlari irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdinomasida ko'rsatilganidek irqiy qirg'inchilik jinoyati shakllantirdi degan so'zi va Yangi Demokratlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Heather McPhersonning amaliyot shuni isbotladiki, bir millatni yo'qotish uningga irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun avval u millatning ayollarini yo'qotish kerak. Xitoyning Uyg'ur ayollarini tug'ishdan cheklashi irqiy qirg'inchilik jinoyatining naq o'zidir degan so'zi alohida diqqat tortdi.
Bayanatiyana Kanada Avam Palatasının Xalqara Kişilik Hukuk Komiteti Reisi, Liberallar Partisi'nin bolğan parlament əzası Peter Fransisa Apendi eni qaldı ifade bildirip, bugün Şarkı Türkistan'daki Uyghur, Kazak ve başka yerlik Türk halkının Cumhuriyet Tebrikleş Günü işkenlikini, onların bu günü vatanlarında kutlayalmayla kalmasın, bütünle yok kılınışkı düşkülü vatkallakını. Komitetinin orta kararı bilen onların Xtay tarafından irki kırgıncılıkı uçura vatkallakı da birlikki kelgenlikini, bastırlı vatkan bu halkının tili, medeniyetini saklap kılışka izgil tırışçallık körüstüş gereklikini bildirdi. Ve bu akbarat ilan kılış yığını mezmununun Uyghur tiliga ve Xitay tiliga tercüme kılındığını bildirdi. O sözü diyene Nobel Tinçlik Mükafatı sahibi Ali Wiesel'nin tilga ilişki arz edigan rezillik aldığı sükut kılış, ahirde rezilliknin özü bilen şerik buluştur degen sözünü tilga edip ötü. Akbarat ilan kılış yığında söz kılgan başka vekillerimi Şarkı Türkistan halkının Cumhuriyet Bayramını tebrikledi. However, more importantly, today is the National Day celebration for Uyghurs, Kazakhs, and other Turkic Muslims in East Turkestan. As the event is banned in China, it is a reminder that these repressed populations need to make a persistent effort to keep their culture, language, and civilizations in this context. Hürmetli televizyon izleyiciler, biz bu haber hakkında Kanada'daki aktif Uyghur faaliyetçi hürmetli Rukiye Turduş Hanım ile sohbet edip varımız. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Hürmetli Rukiye Turduş Hanım aldı bilen ziyaretimizi kabul kılgalığınız için köpten köp rahmet ediniz. Benim bu ziyaretki teklif kılgalığınız için sizge rahmet ettim. Rahmet. Haberimizi mi körüp öttük. Kanada'da hem de 13. Noyabr biz Uyghurlar için, Şarkı Türkistan halkı için intayin muhim boğan Cumhuriyet, iki kıtım Cumhuriyet kurulgan başında bir ehemmiyetli günde Kanada parlamentindeki Xalqara Kişilik Hukuk Komiteti reisi, başçılıkıdaki bir grup parlament azaları bizden başında bir ehemmiyetli günümüzde Xtay tecavüzçilerinden vatimizde ilip bir vatkan barlık bu cinayetlerini irki kırgıncılık şekilde hemisi birdek halette itiraf kılgallıkını, şu karar birdek karar kubul kılgallıkını, bunu parlamentka, hükümetki kubul kıldır için hareket kıvat kılgallıkını, hem bizden bu faaliyetini uğurlaştırılışını ama Uyghurlar vatende bu faaliyetini özününki Cumhuriyet gününü kutlayamaydıgan, bütün her cihetin kırgın kılınıp yok kılınıp atkan bir günü udullap durup ilan kılgallıkını alaydı tekilişi. Elbette Uyghur halkı için ait ehemmiyetlik bir buruluş da karaldı bu haberimizi şu günü verdik. Hem de bu hem de nimini bildirdi Kanada'daki siz bunu kandak okuyorsunuz mesela. Şunu da bir fikrinizi bildirip baksanız. Halkaralık kişilik hukuk Avam Palatası'nın parlament azaları Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve Türk milletlerinin Şarkı Türkistan'da kandak günlerini körüvatkallığıdın, kandak günlerini körüvatkallığı, ulanın ahvalının kandaklığı hakkında bir izdiniş metbuat yığını ibadi. Bu metbuat yığını şu nimege doğru geldi, bizimki Cumhuriyet günümüzge doğru geldi. Cumhuriyet günüge doğru gelişideki sebep mi? Ama bunu maksatlı uğrunlaştırılan buluşu mu mümkün? Çünkü 11. ayının 11. günü, bir gün, bizden bir gün burun, Kanada'nın ilki National Remembrance Day'deydi. Kanada'nın başında bir bayram günüydü, devlet milletini hatırlaş. Yani 11. Dünya Uruşu da, 1. Dünya Uruşu katnışıp 2 milyon 300 milyonda Kanadalık ölgenken, şulanı Kanada devleti için, hükümeti için, hizmet gösterdiklerini nim kılış için. Hatırlaş günüydü. 11. ayının 11. günü, saat 11'de bu günü bekitken, şuna hatırlaş günü. Bu hatırlaş günü boğalık için, bunun ayda çok buldu. Hemisi meydisi ki Kızıl Gül takaydı, Kanadalıkla alaydı hatırlaydım de. Bu devlet için hizmet gösterdi. Şuna bir günde, del İslam şu okşaş vakitlerde bizden mi bir Şarkı Türkistan'daki Uyghur, Kazak ve başka Türkiye milletlerininki Cumhuriyet Kurgallık hatırlaş günü de. Bunu hem de bu parlament azaları bildi.
Жылдан бери 2-3 жылдай болды мушу тәшкилатлар, шәхсләр, һәммәсе, һәммәйләннең буның рәссе бар Канададагы тохтымастан парламент азалары хат язып, өзнең райондык парламентларга аңлатып, көстүп, намайышларны кылып, намайышларга чакырып дигәндәк, буларга нургын аңлат диемди. Аңлатканлыгы өчен bunlar bunu yaxşı buldu. Anladıkken bunu neymiş için bu yerde depötte diyende muşunda bir künni, muşunda bir uluq künni bula Xtay'da hatırlayamaydı o diyen mənidi de dedi birinciden. Diyen gibi de muşuba 5 parlament əzasının açıcı da 3'ü bunu tılgı aldı. İşkisi tılgan mıydı? Petr Fonseca, Mr. Sagan parlament əzası, David Sweet diyen Hamilton, Ontario'da Hamilton şehrindeki parlament əzası. Кейін Көбек ба деп, Көбек деп айрым бір нем ба, француздарының мәхсуслам ола, француздар мұстақыл болуымыз деген лағым. Шуланың ке Көбекті, француздарының ке парламент әзасы мұ, Дюсеп, Алекс Бернел Дюсеп, о мұ тілгі бұ Шарқы Түркістанның ке ұйғыр, қазақ ба башқы түрке милетлерінің Шарқы Түркістанның дөлет милет күні, яны national day деген милли байрам жу. Ойлықында etnik bayram emas, birli millet emas, şu devlet yaşayıp atqanlarning tebrikleydigan bayramını Xitay tebrikletkizmeydi. Bu da bugünkü gün depçe şunda dep tılgı ilip ötdi. Bunun bularning bunda tılgı ilip ötüşi birinciden Kanada'nın şu günüge, işte tebrikleş günüge Kanada üçün hizmet gelenlerini okşaş yakın kap kaldı bugün. İkinci bularning isigi geldi de dep ötüşçü özninkin digeş bizninkinin. Çünkü özlerinin biz tebrikleyemeyiz, bula tebrikleyemeydi o diyendek. İkinciden, bu yerde Xtay'a bir mesaj vermekçi Kanada. Çünkü Xtay bilen Kanada'nın münasiyeti hazır yakşamaz. Xtay bu Kanada yol koygan sırı bozak kıgan dikin, bu Xtay bu işte bizim işki diplomatını tutu aldı. İşki diplomatımızın tutu aldı. Bizim bu işte bozak kısa, onun gibi bu elçi skip bizgi dersi ötep, bu yerde elçi işki kıtım sözlep Kanada'nı bir kıtım yağın haber takıtı silah silah de bir tenkitlep sözlep getti, işkinci kıtım bir biz nima Xitay dövlətiga qandalı bir iş qıldığan bolsaŋlarmış Uyğurlarının tərifini tutup bizdin yaxşılıq görməyisizlər deyən məndə bir gəp qıldı üçün. Şuna gəp qalğanlıq bizni başqıramdı o biz ölküsümü deyil. Onun üstügə bu Kanadanın iş yol nima Xitayın iş yolları mı? Kanadanın işçigə bək avazım kəvatamdı? Kəvatıd kəvatıdı. Ölçüp kaldı da. Kanada'nın işçiye bu Xtay'ın yılları mı bekçik kırıp gitken ahvalla bağlı da. Hem de yani iyi gelip. Onun gibi bir namayış bozulan, mesela biz Xtay'a karşı namayış kısak, derhal Xtay'ın komünistlerini kollaydıgan Xtay'la çıkıp namayış kılıp, Xtay komünist öldüğünü kollab Kanada'da yaşayıp edip durup mu? Başta kulda da işçiye sınırken. Şuna bakın bu Kanada mı ahır kuh değil ki biz mu yakşı münasiyetini saklaydı da silik muamil kıgan sıri bula bişimiz çıkı diken. Bulağa ilgi bizni bu kontrol kılışının ahmaydıqallığını köstüp koyuşumuz lazımken. Yani hastaj diplomasi deydu. Adamlarımızın tutu alsa ve adamlarımızı koyup emeğine kalkış edildi de bulağa yol koyu versek. Gep kımmısa kandalık ötkesi mi, cinayet ötkesi mi? Bula bağın sır bir işimiz çıkıp, bu işe yaraydıqa işe edip, mafiyedek, yeni Kanadalıkın tutuyulup lan. Aşta bu zakıqı da biz de. Sonra bula katık muamil kılışkı ötdi hazırca Kanada'nın. Bu katık muamil kılış, bir burun mu şu ma konservatifle bir parti kılattı katık muamilini. Hazır ma liberallar mı kılattı hazır bu bek yakışı ahval bay partisi yani. Yani işkili partiye ortak biz namaslimiz gelgende, ortak bunu genocide'de biz namaslimizini kütürüp çıkıvatıdı. Şuna bu kadar için bula Xtay'a bir mesaj verip, bu diğerlik hem de Şarkı Türkistan'ın müstakillığını biz kollayımız diğerli gelmez o parlament azalarına. Onun üstü o parlament azalarına dedi, üçü dedi, hemisi digin yok, hükümet demedi. Bu digini bu parlament azalarının Xtay'a kara sen ma senin dövdündeki bir azallık ya ki Xtay milleti emez bu sen özenle Xtay'da bu bir yaşayış gerek deydiğin. Mala Kazak, Kırgız bu Uygur Türkleri ayrım Şarkı Türkistan'dan ibaret bir devlet kitabı ve devlet milletleri sen bir sıvağın bir yer bu. Biz bunu bilimiz diyen mesajını vermek istiyor Xtay'a. Sen bunu her kan görüşürüp bu Xtay'ın içindeki bir minority azallık millet özümüzden milleti Xtay dövdüki tabi bulanın işkanda dövdü yok dediğin bile o gipin yağan biz bunu bilimiz malanın manda tebrikleydiğin günü var ama sen bunu kızma ise demek için ma mesajını Xtay'a vermek için için bunu dedi bir yer parlam. Hoş Rukiye Hanım onda olsa eğer de bulanın mı sözde hakikaten 56 minütlik devam kıldı mesela de hem misini beyan mıydık haberimizde ama mühim yadırını bağladık.
Hem de sizce aldığımız iki küllerde, çünkü bulanın ki bu parlament azalarının məxsidi hükümetke itiraf kıldırış. Kırgınçılık, Xitay'nın eylip bir vatkanı resmi, kırgınçılık eylip bir vatı deyip hükümetke mi itiraf kıldırıp, eğer de şuna bir kanun layısı bir nasıl çıksa, kandak bir özgürüş oldu Xitay, Kanada siyasi işçide. Xitay-Kanada siyasi yakın iki günlerde şu Xi Jinping tahtılı oturduk. Yani Xitay Komünist Parti İslam soraydık. Yani Xitay dünyayı hegemonik bulu mən, şu dünyanı mən sorayım Allah'ım deydik. Yani Xitay-Kanada münasibeti bence normallaşmaydı. Hem de bu bir nesli gün bulmaydı vəziyet deyken gen, bence yakın arada mı normallaşmaydı, biraz hoş, uzun müddetli mi normallaşmaydı. Ama mesela Kanada, bunu Kanada hükümeti parlament azalarının ki bu rekomende yani teklifini kabul kılıp, sunğan talebini kabul kılıp, genosayt da bizni atan vaxtına o digerlik hem de bir devlet, bir yani genosayt da itiraf kısa, keyin üyeye armiye bilen mesela aş kırgıncılığını toxtatmasa, o kırgıncılığını toxtuş üçün responsibility to protect diyen kanun boyunca, o digerlik ilgi, Koğdaş mesuliyeti diyen kanun var o halkara diyen. Halkara koğdaş kısımları diyen dek. Şuna mesuliyet bu için, o genosayt itiraf kılan devlet üye kırış gerek başka devletlerle birlikte yok. Hangi devlet itiraf kılamsa şula kırış gerek. Ama bu kırış bulanın özaldığı bulmaydı. Özaldık kırmızı deyip kıramaydı, devlet mi kırmızı deyip kıramaydı. O kanun 2005 yılı şu Kanada Birleşken Devletler Teşkilatı sunup Kanada'nın başçılığı da çıkarılan bir kanun. O kanun bu için onun yanı şu ilgi 5 devlet var o ne mi o? Xalipsizlik yanışıdık ya, PDT'lik yanışıdık. Daimi azam. 5 devlet ruhsat kılığında kralaydı bu laçın. Hem de onun ruhsat kılışımı çünkü 5 devletin içinde Xitay var. Şunu bu naite bir mürekkep bir mesele. Ama Kanada hazırlıkça 2005 yılı muşu kanunu, yani muşta kırış gerek, muşunda kırgıncılık boğaya gerek, arılış gerek diyenini Kanada baş bulup BDT'ye ekir geldiği için bu yerde Kanada devamlı kırgıncılık boğan yerlerini tonup geldi. Hazırlıkça ne yendi gerek, kayada muşu Rohingya meselesini mi tonu diye. Ama tonuğan bilala o yerde Kanada eskiri küçü bilen kraliydi diye yok. Ama eğer BDT'nin şuna bir karar ilinip kalsa, ya Xitay'ın Security Council'dan çıkarıydı, bu sen büyüyed boğalığın uçurlam, sanılam işlemeydiğen kanun mu, bu başka devletki işlep de, hem de devletle ilgi birleşip, Xitay karış çıkıp, Xitay'ın gepini bir din kılıp, o yerde kırdığa iş bolsa Şarkı Türkistan'a. O vaxtı da Kanada o, bu genocide deyip tonuqalıq üçün elbette Kanada'mı qitilib, kirdu, əskere vətudu bu ilə qımışda. Jük məsəlisi üçün, şunu dövlətlə asallıqca tonuğun unumaydı. Amma Kanada özünün qimmət parışıdı turqalıq üçün, bunda qırğıncılıq yol qoyulmasılığı kerek dünyada digərlik üçün, bunu məncə Kanada hükümetinin mu tonuşu naid ihtimalı bək çoğun yıqın dəb qarayma. Tamam. Hoş, hem de diginimizde ki hakikaten Kanada-Xitay münasibeti bulup mu mu şu 2018 yılı şu Huawei'nin, Renjongfei'nin kızı Mingwenyu tutulgan din kim başlandı o değil mi en ilki birbirinden Türk iş, evet. Ta hazır ki devam kılıp atıldı. 11. Noyabr günü mü Kanada Başministeri Trudeau mu Xitay'a biz Kanada-Xitay'ın bir isimliğe baş ekmeydi diyen gepni. Kıl deyemdi. Siz deyende uzun müddet kişi Xi Jinping otursa yakışılanması mümkün de oyuldunuz. Deydi ki hem de yakışılınıp kaldı, yakış Xi Jinping almış fikirde deyende. Uyghurlarını bunca kollaş, bütün dünyada umumüzlük evceli batıdım. Yakışılınıp kalan takdirde Xitay Kanada münasibeti. Bu siyasetle Uyghurlar boğan bundan nesle özgürüş ihtimali var mı kançıksızken? Bence Xi Jinping o yerden tahtın çıkıp gitken takdirdim ulanın siyasi özgürlüğünü atayın. Çünkü yanılı Xitay Komünist Parti sorat oldu. Yeni şu okşaş rejim, okşaş sistem. Dayanın ki, burundun kagen tenşa ideolojisi bilen minvat oldu bunu. Legalizm bilen birleştirip bula. Legalizm diyen şu kontrol kılıp emmesini katlık rejim bilen tutuş siyasi bilen etmek oldu. Bu Xitay legalizmini facia deydikken bu. Şununla bu, bundak boğalık üçün Xi Jinping'in tahtın çıkıp gitişi bilerek Xitay'ın siyasetinin özgürüp gitişi natayın. Xitay kaçan aşı komünist partiyadan kutulup bir demokratiyaya kırıp nem kılmıcı. Onda kılışı mı natayın? Xitay'ın gazır, onun da mı ümit yok, onda bir yeri kırışı mı? Şununla ilgi bu Kanada'nın ki münasibeti yakın arada ya ki malum uzun müddet kişi ilgi yakışlanmaydı o diginim şu, normallaşmaydı o diginim şu. Ama pekulada normallaşıp kaldı diyen takdirdim o.
Kanada bir demokratik devlet. Kanada'nın ki özünün kıymet karışı var. Bu yerde ilgi çokum bizim diyen nesini etmemiş gerek. Onun üstüki Kanada halkı hazır pek Xitay hükümeti ya Xitay devleti ki pek öşüp gitti. Karşılık pek güçlük. Amerika halkı değil, dünyanın en yerdeki devletler seçtiğinde Kanada halkı ki karşılık pek güçlük. Çünkü hükümet ki bu halk bizim kavaşka hükümet mandak yapılan davatkan yap. Justin Trudeau mu bunun demeyip diyor bizden Hoş Prime hoş. Minister mu? Burun ilgi Xitay pek yakışı muamil kılattı. Bu halkının bizim bilen bulatkan işler bu. Buna bağlı için Kanada özünün demokratik kıymet karşıtı durdu. Onda ilgi kırgınçılıkla yol koyaşka bula ilgi diyeyim kımaydı, kabul kılamaydı Kanada halkı. Kanada halkı bizim nıkılı diyen, yani Kanada hükümeti ilgi cim durup bizden münasiyetimiz yakıştı da bu işken cim durup alamaydı. En bu muhanda ağız olsun mu, diplomatik cihette olsun mu kollaydı bula, pek çok iş kılamışsın. Çön. Köpten köp rahmet ziyaretimizi kabul kılıp nihayet güzel malumat verdiniz. Rahmet size. Kim köp rahmet. Kadirli körümelerimiz, dikkatler haberimizden devam edip olsun. Amerika Deniz Armiyesi etirti Tayvan Armiyesini mənşik kıldırışka başladı. Tayvan haberleri torunun 9. noyabr haber kılışça Amerika Deniz Armiyesinin kuruqlukta can kılışı etirti Tayvan harbiy tarafının teşkilatı bilen Tayvan armiyesini 4 haftalık meşk kıldırışka başlayan. Bu, Amerika armiyesinin 40 yıldan buyan Tayvan armiyesini tüncü kıtım terbiyelişi hesaplandı. Amerika Deniz Armiyesinin kuruqlukta can kılıdığan tuyuqsız zərb bergüçler dep atıldığan bu alahidi kısımı Düşenbe gündün başlayıp Tayvan'nın Kaohsiung Deniz Armiye bazısı da Tayvan Deniz Armiyesi kuruqlukta can kılış kısımını casusluk kemeleri ve hücumcu kemelerine zərb biriş maharatı boyunca meşk kıldırışka başlayan. Bu, Xitay virusu tarqalgan 7-8 aydan beri Amerika Armiyesi bilen Tayvan Armiyesinin tüncü uçuruşu. Amerika'daki Xitay işleri tetkikatçısı Gordon Chang Efendi bu axtı işbadı bildirip, bu meşk Amerika bilen Tayvan'nın nahayeti zic hemkarlışı batkallıqını bildirdi. Amerika Deniz Armiyesi'nin kuruqlukta can kılış kısımı 1979 yıldan beri Tayvan Armiyesi bilen birlikte meşk elip barmağan idi. Bunun bir muhim başlanış işkerliği nihayeti enik. Bu yana öz növete de Xitay'a berilgen signal bulup, Tayvan'a hücum kılsan, Amerika'a hücum kılgan bulusan degenini bildirdi, deyip tekitledi. İki taraf Deniz Armiye Baş Ştabı 9. noyabr bayanat elan kılıp, bu rayonun bihaterliği ve tınıştığı için Amerika bilen Tayvan'ın harbi sahadaki tecrübe almıştırışı ve hemkarlığı normal devam kılıbatıdı degen. Hem de bu kıtımlık terbiyeleşinin Amerika armiyesinin tecrübesini beyitiş, şundaklı Tayvan armiyesinin can maharetini aşırış cahette muhim rol oynaydıqallıqını bildirgen. Ama bu tecrübe almaştırışının tefsilatını aşkarlamıgan. Dikkat kılışkı tegişlik noktu şu ki Amerika Deniz Armiyesi kuruqlukta can kılış etirti hazır Tayvan'a tuluk yetip bargan bulup, bu 1979 yılı Amerika bilen Tayvan diplomatik alakasını üzgenden başlap, Amerika Deniz Armiye Korukluk kısmının Tayvan harbi tarafından tuncu kıtım resmi alakı ornatışı hesaplandıken. Haberde eğitilişçe Tayvan 28 milyon 800 bin dolar acırtıp Deniz Armiyesi Korukluk'ta can kılış alahide etirtinin can kılış ve terörlükü karıştırış iktidarını küçeytken bulup, bugünkü kadar 18 tane hücumcu keme ve sepleme üskünlerini setip olgan. Amerika Deniz Armiyesi Korukluk'ta can kılış kısmının her bir batalyonu 4 rotadan teşkil tapkan bulup, her bir rotada 100'den köp alahide iktidarlık cankiler var iken. Bu koşun netçi yıllardan buyan razıvetki kılış her hıl hücumçı kemelerden paydalanıp su ve kurukluktu ten can kılış vazifelerini ötep gelgen. Strateji mutakhasi Erkin Ekrem Efendi Amerika Deniz Armiyesi'nin bu kıtım Tayvan gibi erip, Tayvan Armiyesi'ni meşk kıldırışını Amerika bilen Xitay münasebetinin yamallaşkallıkıdan dep karaydıqallıkını bildirip mundaq dedi. Amerika Xitay'ını tizginleş üçün nurgun vasıtlarını kullanışı gerek. Bunun içi de Uygur meselesi, Tibet meselesi, Hong Kong ve Cenubi Deniz meselesi var. Amerika Tayvan meselesini Xitay'a karşı koyuş üçün bu hareketki ötti edip karaymen. Mike Pompeo Tayvan ezelden tartıp Xitay'ın bir kısmı emez dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Tayvan'ın ezelden tartıp Xitay'ın bir kısmı emezliğini bildirdi. Onun tekitleşçe sabık Reagan hükümeti özünün Tayvan siyasetini bekitkendi mi bu noktunu itiraf kılgan bulup, ötken 35 yıl mabeyninde Amerika'nın her iki partiyadın bulgan hükümetleri bu siyasetki emel kılıp gelgen iken.
Mike Pompeo bu sözlerini 12 noyabr günü Amerika'daki bir radyo istasyonunun ziyaretini kabul kılganda kılgan. O sözünü doğru kılış her vakit muhim. Tayvan Xitayning bir kısmı emas degan. Onun ta'kidlashicha u ilgari Merkezi İstihbarat İdarasının başlığı bo'lganda yoki hazır Tashqi ishlar ministri vazifasini o'tayotgandami Amerikaning Tayvanga aniq va'da berganligi. Tayvan Xitayning bir parchasi emas degan bu va'dasida davomli ching turganligini ta'kidlab kelmoqdi-kan. Mike Pompeo Amerika-Xitay diplomatik munosabat o'rnatgan 1979-yildan beri Tayvanning Xitayning bir qismi emasligini oshkora etgan tunji Amerika Tashqi ishlar ministridir. Mike Pompeo bu sözlerini Prezident Trump 12 noyabr memuri buyruq tushirib, Amerikalıklarının Xitay armiyası bilen alaqısı bar Xitay şirketlerine meblağ selişini çekilgen günü etkan. Prezident Trump'nın buyruğu da Amerikalıklarının Huawei Xitay köçme telefon şirketi, Xitay telefon alaqı şirketi, Xaykan teknologiya şirketi, Xitay tümür yol kuruluşu qatarlıq 31 şirketki meblağ selişi çekilgen. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishlaringizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.